Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 2 Atomlar ve Atom Kuramı Avogadro sayısı ve mol kavramı ile ilgili örnekler çözmeye devam ediyorum. Birinci örneğimiz şöyle. C3H8 örneği 3,96 çarpı 10 üzeri 24 tane hidrojen atomu içermektedir. A. Bu örnek kaç tane karbon atomu içerir? B. Bu örneğin kütlesi nedir? Şimdi A şıkkıyla başlayalım. Bu örnek kaç tane ne içerir? Karbon atomu içerir. Sorduğu şey bu. Kaç tane karbon atomu? Örneğimiz 3,96 çarpı 10 üzeri 24 tane hidrojen atomu içermektedir. Buradan başlıyoruz. Neye ulaşacağız? Tane karbon atomuna. Şimdi örneğe baktığımızda bir tane C3H8 molekülü bir tane C3H8 molekülünde 8 tane hidrojen atomu ve 3 tane karbon atomu bulunur. Bu bilgiyi böyle yazarsak tane hidrojen atomları birbirini götürür ve tane karbon atomuna ulaşmış oluruz ki bu da 1,485 çarpı 10 üzeri 24 tane karbon atomu eder. Gelelim B şıkkına. Bu örneğin kütlesi nedir? Yani kaç gram C3 H8 molekülü örneğimiz buydu. Bunu bulmaya çalışıyoruz. Yine 3,96 çarpı 10 üzeri 24 tane hidrojen atomu içeren bu örneğin kaç gram olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Buradan başladık. 8 tane hidrojen atomu 1 tane C3H8 molekülünde bulunmaktadır. Tane hidrojen atomları birbirini götürür. Tane C3H8 molekülündeyiz. 1 mol C3H8 molekülü Avogadro sayısı kadar yani 6,022 çarpı 10 üzeri 23 tane C3H8 molekülü eder. Tane C3H8 molekülü, tane C3H8 molekülü de birbirini götürdü. Mol C3H8 molekülünden grama geçmek için mol kütlesini kullanırız. 1 mol C3H8 molekülü mol kütlesi kadar gram eder. O zaman mol kütlesini hesaplayalım C3H8'in. 3 tane karbon var. Yani 3 çarpı 12 karbonun mol kütlesi artı 8 tane hidrojen var. 8 çarpı hidrojenin mol kütlesi 8 çarpı 1. Buradan 44 gram bölü mol buluruz. C3H8'in mol kütlesini. 1 mol C3H8 molekülü 44 gram C3H8 molekülü eder. Mol C3H8 molekülü de birbirini götürdü. Böylece gramına ulaşırız. C3H8 molekülünün o da 36,17 gram eder sorumuzun cevabıdır. Sorunun 5 şıkkını diğer bir yoldan da çözebilirdim. Şu şekilde. Şimdi C3H8 örneği 3,96 üzeri 24 tane hidrojen atomu içerir. Aynı zamanda bu kadar tane de karbon atomu içerdiğini bulduk. O zaman buradan da başlayabilirdim. C3H8'in kütlesini bulmak için. Kaç gram C3H8 molekülü dersem. Bu kadar tane 1,485 çarpı 10 üzeri 24 tane karbon atomu içeren C3H8 örneğinin kütlesini bulabilirim. Bir tane C3H8 molekülü kaç tane karbon atomu içermekte? 3 tane. 3 tane karbon atomu içerir. Bu bilgiyi böyle yazarsam tane karbon atomları birbirini götürür. Şimdi mol C3H8 molekülündeyim. Gerisi burasıyla aynı. Yine 1 mol C3H8 molekülünün 6,022 çarpı 10 üzeri 23 tane C3 H8 molekülü ettiğini biliyorum. Tane C3 H8 molekülleri birbirini götürür. Mol C3 H8 molekülündeyim. Gramına geçmek için de mol kütlesini kullanırım. 1 mol C3 H8 molekülü kaç gramdır? Mol kütlesi olan 44 gramdır. H8 molekülü mol C3H8 molekülü mol C3H8 molekülü birbirini götürür ve yine cevabı 36,17 gram C3H8 molekülü olarak bulurum. İkinci örneğimiz şöyle. 25 gram amonyum karbonatta kaç tane oksijen atomu vardır? Kaç tane hidrojen atomu vardır? Toplam atom sayısı kaçtır? Şimdi öncelikle kaç tane oksijen atomu bulmak istediğimiz şey bu. Nerede 25 gram amonyum karbonatta kaç tane oksijen atomu vardır? Buradan başladık. Hemen amonyum karbonatın molüne geçelim. Mol kütlesini kullanarak amonyum karbonatın mol kütlesini azot, hidrojen, karbon ve oksijenin mol kütlelerini kullanarak hesaplarız. Şurada hemen hesaplayalım. Şimdi 2 çarpı 1, 2 tane azot var. Yani 2 çarpı 14 artı 2 kere 4, 8, 8 tane hidrojen var. 8 çarpı 1 Artı bir tane karbon var. 12 gram bölü mol. 3 tane de oksijen var. 3 çarpı 16 gram bölü mol dersek amonyum karbonatın mol kütlesini 96 gram bölü mol olarak buluruz. Yani bu demektir ki 1 mol amonyum karbonat 96 gram amonyum karbonat eder. Gram amonyum karbonatlar birbirini götürür. Mol amonyum karbonattayız. Şimdi 1 mol amonyum karbonatta kaç mol oksijen atomu vardır? Bakıyoruz 3 mol. 3 mol oksijen atomu bulunmaktadır. Mol amonyum karbonatlar birbirini götürür. Mol oksijen atomundayız. Bize tane oksijen atomu gerekiyor. 1 mol oksijen atomu Avogadro sayısı kadar yani 6,022 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu eder. Böyle yazarsak mol oksijen atomları da birbirini götürür ve cevabı 4,70 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu olarak buluruz. Şimdi devam edelim. Kaç tane hidrojen atomu vardır diyor. Kaç tane hidrojen atomu? Şimdi bunu bulurken aynen bu yolu takip edebiliriz. Burada önce bu yolu göstereyim. Daha sonra da ikinci yolu. 25 gram amonyum karbonatta kaç tane hidrojen atomu vardır? Ne yaptık? Önce amonyum karbonatı moline geçtik. Mol kütlesini kullanarak 1 mol amonyum karbonat 96 gram amonyum karbonat eder. Gram amonyum karbonatlar birbirini götürür. Şimdi 1 mol amonyum karbonatta kaç mol hidrojen atomu vardır? Bakıyoruz. 2 kere 4, 8. 8 mol hidrojen atomu vardır. Mol amonyum karbonatlar da birbirini götürür. Mol hidrojen atomundayız. Tane hidrojen atomuna geçmek için 1 mol hidrojen atomunun 6,022 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu ettiği bilgisini kullanırız. Buradan da cevabı kaç buluruz? Hidrojen atomu için 12,53 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu olarak buluruz. Şimdi diğer bir yol neydi? Bunu çözmek için yine kaç tane hidrojen atomu bulmak istediğimiz şey bu. Şuradan da başlayabilirdik. 4,70 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu içeren amonyum karbonatta kaç tane hidrojen atomu vardır? 4,70 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu içeriyorsa 25 gram amonyum karbonat o zaman bunun içinde kaç tane hidrojen atomu vardır? Amonyum karbonata baktığımızda 3 tane oksijen atomu ve 3 tane oksijen atomuna karşılık kaç tane hidrojen atomu var? 2 kere 4, 8 tane hidrojen atomu vardır. Böyle yazarsak tane oksijen atomları birbirini götürür ve direkt olarak cevabı buluruz. 12,53 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu şeklinde. Şimdi sorumuzun son kısmında neyi soruyor bize? Toplam atom sayısı kaçtır? Toplam atom sayısı bulmak istediğimiz şey bu. Yine iki yoldan yapabiliriz. Önce 25 gram amonyum karbonattan başlayalım. 25 gram amonyum karbonat. Önce amonyum karbonatın hemen mol sayısına geçelim yine. 1 mol amonyum karbonat mol kütlesi olan 96 gram eder. Gram amonyum karbonatlar birbirini götürür. Mol amonyum karbonatı. Şimdi 1 mol amonyum karbonatta toplam kaç mol atom vardır? Bakalım. Şimdi 2 çarpı 1 2 mol azot var. Artı 2 kere 4 8. 8 mol hidrojen var. Artı 1 mol karbon var. Artı 3 mol de oksijen var. O zaman toplam 14 mol atom var. 1 mol amonyum karbonatta. 14 mol atom. Toplam atom sayısı bu. Şimdi mol amonyum karbonatlar birbirini götürür. Mol atomdayız. Bu toplam atomların mol sayısı. Toplam atomların e, ee, tanesi gerekiyor bize. Yani sayısı gerekiyor. 1 mol toplam atom 1 mol toplam atom. Yani toplam atomların 1 molü kaç tane atom içerir? Avogadro sayısı kadar. 6,022 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir. Yani toplam atom sayısı bu kadardır. Mol atomlar toplam mol atomlar birbirini götürdü. Tane atom sayısına Böylece ulaşmış oluruz. Buradan da sonuç 2,19 çarpı 10 üzeri 24 tane eder toplam atom sayısı. Şimdi diğer bir yoldan daha çözebilirdik dedik. Ona bakalım. Kaç tane toplam atom bulunmakta? Yani toplam atom sayısı nedir? Şimdi yine 4,70 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomundan başlayalım. Çünkü bizim 25 gram amonyum karbonatımız 4,70 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu içermekteydi. O zaman bu kadar tane oksijen atomu içeren amonyum karbonatın toplam atom sayısı nedir dediğimizde aynı şeyi söylemiş oluruz. Yani 25 gramda toplam kaç tane atom vardır demekle aynı şey bu. Şimdi buradan başlarsak ne yaparız? 3 tane Oksijen atomu, 3 tane oksijen atomu bir formül birimi amonyum karbonatta bulunmaktadır. Amonyum karbonat iyonik bir bileşiktir. İyonik bileşiklerin en küçük birimini formül birimi ile ifade edelim. Formül birimi amonyum karbonattayız. Şimdi bir formül birimi amonyum karbonatta kaç tane toplam atom vardır? Şimdi demin de saydık. 1 mol amonyum karbonatta 14 mol toplam atom varsa 1 bir formül birimi amonyum karbonatta 14 tane toplam atom vardır. 14 tane atom. Formül birimi amonyum karbonatlarda birbirini götürür. Böylece taneye toplam atom sayısına ulaşmış oluruz. 2,19 x 10 üzeri 24 tane toplam atom sayısı olarak cevabı buluruz. Evet arkadaşlar, bugünlük ana Bu kadar videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.